yapacağız. Çekecek bunu. Çek, arşiv olarak kalsın. Stat yapacağız. Soruma cevap veriyor. Statla ilgili. Şimdi başkan. Hiçbir kimsenin şuraya apartmanların arasına 15 bin kişilik stat yapılsın diye bir isteği yoktu. Beklentisi de yoktu. Beklenti şuydu. Bir stadımız olsun. Yani hep 95 yılından beri Alsancak'a gidiyoruz. Alsancak'a gidiyoruz. Yani Karşıyaka'da bir stadımız olsun. Yer nerede olsun diye sorulduğunda Yalı'da olsun isteyen yoktu. Olsun diyordu. Ne zaman bu hükümet temsilcileri insanların kafasına buraya attı, insanlar bu defa statımız olacak diye buraya stat istediler. Bir de bir uydurma çıkarttılar. Kulübün içindeki ekonomik durumu hepimiz biliyoruz. O uydurmayı çıkartanlar da kulübü batıranlar yalnız, onu da söyleyeyim. Ali Erten, bak isim veriyorum. Ali Erten ve yönetimi, Erdal Acar'ın getirdiği o bilmem nasıl bir parayla nerelere gittiğini herkes biliyor. Kovakçuk, Movakçuk sağdan soldan topladıkları toplama kampı yaptılar Karşıyaka'yı. Batırdılar, borçlarını şimdi biz ödüyoruz. Hani bana bazı fanatik taraftar kitleleri laf söylüyor ya, onlar ödemiyor. Ben ödüyorum, ben. Çıkartıp ben ödüyorum. Kampa gidemeyen takımı ben gönderiyorum. Tamam mı? Bunu herkes iyi bilecek. Ne yaptılar? Dediler ki buraya stat olsun. Neymiş efendim? Uydurmaya bakın ha. Kulübün geleceği, kurtuluşu kulübün. Allah Allah dedim ya. Nasıl kurtuluşu kulübün? Gelir elde edeceğiz. Neyden gelir elde edeceksin? Neyden edeceksin? Dükkanlar yapılacakmış altına. Ya kardeşim, Karşıyaka'nın en ölü bölgesi burası. İnsanlar artık aynı konutlarda olduğu gibi şimdi alışkanlıkları değişti. Bak sevgili kardeşim Alaybey'de oturuyormuş. Alaybey'de eskiden kurulurken şöyle denmiş. Kafamı sokacak bir evim olsun. Abiler, ablalar, eskiden öyle deniyordu değil mi? Kafamı sokacak bir evim olsun. Nasıl? Otoparkı var mı? Çocuk oyun alanı var. Ya kafamı sokacak bir evim olsun. Şimdi ne diyoruz? Otoparkı var mı? Havuzu var mı? Fitness'ı var mı? Bahçesi var mı? Niye? İhtiyaç değişti. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapıyordu. Tuhafiyeden alışveriş yapıyordu. Şimdi ne yapıyor? Hafta sonu arabaya biniyor. AVM'ye gidiyor. AVM'ye de gittiklerinde hangi AVM'nin otoparkı daha rahat diye onu düşünerek gidiyor. Doğru mu? Bazen diyorsunuz ki ama şu AVM'ye gitmeyelim. Niye? Çok kalabalık, arabayla giremiyoruz oraya. Doğru mu? Doğru. Şimdi burada otopark var mı? Var mı? Yok. Duracak yer var mı? Yok. Kim gelecek alışveriş yapacak da kulübü kurtaracak? Kimse. Şurada tuzlu biberi var. Şimdi buradan çıkınca bir sahibine sorun bakayım. İşler nasıl de? Bir sorun bakayım bir. İki tane, üç tane el değiştirdi adamlar. Yok. Şurada mavi kule var hemen köşede. Kaç tane adam el değiştir? Gidin sorun bakayım. Yok. Dört yıldan beri, tam dört yıldan beri bu konuda milim kıpırdamadan bu konuya istikrarlı bir şekilde duran adam İzmir'de, Karşıyaka'da benim. Onlar Göztepe'nin protokol türbününde maç seyrederken ben burada bu kent nasıl kurtulur ve bu kulüp nasıl kurtulur diye o çocuklarla kader paylaşıyorum. Onlar seyretmeye devam etsinler. Protokol türbününde seyretmeye devam etsinler. Biz de Kovakçuk'un bilmem ne buçun ne bilmem neyin parasını ödemekle meşgul olalım. Yeni yönetim kurulu arkadaşlarla oturuyoruz, konuşuyoruz. Nasıl durum diyorum. Vallahi başkanım senet vermişler ama hangi avukatta kimde belli değil. Bunlar mı Karşıyakalı? Bu hale getirenler mi Karşıyakalı? Şimdi kenti katledilmesine izin vermeyeceğim. Bak herkesin gözünün içine baka baka söylüyorum. O sende saklı kalsın. İzin vermeyeceğim, katlettirtmeyeceğim. Atalarımız bu kente geldiğinde Fahrettin Altay'dan başlayıp da Bostanlı'ya kadar gelen bölge, deniz kenarındaki bölge
yalı evleriyle doluydu. Bahçeleri vardı. Bahçeleri vardı. O dönemki yerel yöneticilerin vatandaşlardan tırstıklarından ve oy deposu olarak görüp bir daha koltuğa sarılmak için verdikleri mücadeleden kent kaybetti. Şimdi ben de bir stat yüzünden eğer koltuğum gidecekse bu kent için ben koltuk sevdalısı değilim, gitsin. Gitsin. Gitsin bak. Yarın bu çocuklarımız, şu yarenler nefes alacaklar bu kentte. İmar izni verildi. Ne yapıldı? Çim setli gibi döşendi. Çim setli gibi. İzmir'imizin körfezinin neyi vardır? İmbatı vardır. İmbatı. Burada oturanlar balkon oturuyor akşam üstleri. İmbat rüzgarını alıyor. Arka taraftaki ne yapıyor? İmdat diyor. İmdat. İmdat. Gel, hava gel, rüzgar gel. Nerede hava? İşte çim setli yapıldı. Şimdi el insaf. Sen 15 bin kişi yapacağım dediğin statı şu apartmanların arasında. Sen nasıl yaparsın ya? Hangi vicdanla, hangi akılla yaparsın? Nasıl bir vizyonun var senin ya? Neyle yaparsın ya? Bugün insanlar fanatik grup isteyecek tabii ki. En hakları, ben onlara kızmıyorum da tabii ki isteyecekler. Ama ileriyi gören ve dirayetli olan kent yöneticileri de onlara bir şeyi doğru anlatacak, ikna edecek. Bana proje getirdiler. Bir proje getirdiler ilk önce. Bak hepsini detaylı anlatıyorum. Gerçekten çok önemli. Kentle ilgili önemli bir konu bu. Bir proje getirdiler. Projenin türbün şeyi bombe. Böyle bombe. Alana bir oturttuk. Balkon demirine dayandı kaldı. Sığmadı. Sığmadı. İlk proje yatırmayın öyleydi. Mabet. Mabet. Ben mabeti yapacağım. Karşıyakalılar beklesin. Bir mabet getiriyorum göreceksiniz. O zaman diyeceksin ki işte bu adam diyeceksiniz. Gerçi ismim adam kitabında var ama bir tezler dedirteceğim. Dedik ki olmuyor bu. Ayşe teyze çamaşır asacak. Türbündeki çocuğa böyle diyecek. Evladım şu iki şuraya bağlayıver de bir çamaşır asayım diyecek. Olur mu böyle bir şey? Bunların aklı başına geldi. Çünkü bunlar kenti oturdukları yerden yönetiyorlar. Yeniden bir proje çizdirdiler. Bahadır Kul diye genç bir mimar. İnşaatı alan da, ihaleyi alan da Rönesans. Rönesans. Rönesans'ın CEO'su geldi dedi ki biz kentin patronuyla kavga etmek istemiyoruz. Siz nasıl diyorsanız öyle olsun. Bu arada şunu söyleyeyim, benim mahkemeye itirazım yok. Çünkü ben bir sene önce şunu dedim. Buyurun yapın o zaman dedim. Karışmıyorum dedim. İtiraz da etmiyorum. Bir şey de demiyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim. Yarın ben haklı çıkmam inşallah dedim. Buyurun yapın dedim. İki seneden beri niye yapamıyorlar? Kaçak sarayı yaptılar. Buraya mı yapamayacaklar? İstanbul'un anasını ağlattılar. Tarihi binanın üstüne yeni bina diktiler. Bunu mu yapamayacaklar? Sahtekarlar. Bunu mu yapamayacaksınız? Hadi yapın o zaman. Bakın. Bu bürokrat hatalarıdır. Ankara'daki bürokrat. AKP milletvekili bile bu konuda diyor ki evet başkan doğru düşünüyorsun diyorlar. Siyasi değil bu. Bu bürokrat ihtirası. Çünkü üstündekine biat kültürüne yalakalık yapmaktır. Doğruyu söylemiyorlar. Milletvekili arkadaşlar da aslında benim gibi düşünüyor. Farklı da düşünmüyorlar onlardan. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Ama ne yazık ki işte yukarıdan al işte biri talimat veriyor yani emir. Şimdi yapamadılar. Bahadır Kul, ben böyle dedim. Yok yok abi dedim. Rönesans'ın söyledi. Abi yok yok dedim. Abi sen yap dedim. Boşver. Benden hiçbir şey yok dedim. Adam ne dedi biliyor musun? Başkanım biz yapmak istemiyoruz. Burası sat yapılmaz ya dedi. Yapılmaz dedi o gün. Bahadır Kul, bak kamerayı alıyorsun bak net söylüyorum. Yalan diyen varsa çıksın söylesin. Onlar da konuşsunlar. Bahadır Kul. Dedim Bahadır'cığım sen genç bir mimarsın kardeşim dedim. Ya bu ne dedim, stat yapılır mı dedim. Yapılmaz. Peki sen bunu dedim Ankara'daki toplantıda söylemedin mi? Söyledim başkanım. Ne dediler? Sen çiz dediler. Peki dedim,
çizdin de dedim, nasıl çizdin bombeli? Ya onu değiştirdik dedi, şimdi yeni proje çizdik. Düz, yeşil, doğa, moha bilmem ne falan. Ama dedi en az zararla kurtarmaya çalıştım dedi. Şimdi zarar ya, zarar. Hani fazlası az, zarar bu yani, zarar. Peki kardeşim hiç zarar vermesek biz buraya dedim, olmaz mı dedim. 15'te bir Kovatçuk bilmem ne buçukun bir gün gelip de maç yapacağı yeri, Örnekköy dağınbaşı değil, kentin merkezi artık. Kentin merkezi. Oraya yapsak dedim, olmaz mı? Tenis kortlarının karşısına Karşıyaka Efsaneleri sahası yaptım. Oraya stat projesi çizdirdim. Oraya yapalım. Taraftar rahat gelsin. Kent meydanı oluşturdum. Otobandan çıksın. İsteyen istediği yere gitsin. Takım otobüsü tünelden giriyor. Protokol araçları geliyor. Rahat rahat önüne duruyor. Niye dedim yapmıyoruz bunu? Ama burayı istiyorlar başkanım. Peki dedim. Şimdi soru sordum ona. Maç kaçta? 14'te. Ben belediye başkanı olduğum için erken gitmem tabii yani. Azıcık o kadar şeyim olsun yani. 14'te gittim maçı. Siz 13.30'da gittiniz. Arkadaşlarınızla. Siz 13.45'te fanatik gruplar 13'te. Bir saat önce stada geldiler. Doğru mu? Geldiniz. 14'te maç başladı. Hakem düdüğüyle başlıyor çünkü. 10 bin kişi stattayız. 15 bin kişi değiliz. 10 bin kişi stattayız. 10 bin de gelmez oraya. Onu da söyleyeyim. 6 bin kişi stattayız. Düdük çaldı. Maç başladı. Oynandı. Bitti maç. Ne zaman bitecek maç? 90 dakika sonunda bitecek. Peki o zaman çıkışımız istediğimize göre mi oluyor? Hakem bitiş düdüğüne göre mi oluyor? Bitiş düdüğüne göre oluyor. Hepimiz çıkmak isteyeceğiz. Hadi çıkartın bakayım. Hadi çıkartın bakayım. Böyle kaldı. Çıkartamıyorum. Bir faci Allah göstermesin. Olay çıktı. Yangın oldu. Bilmem ne oldu. İtfaiye giremiyor. Ambulans duramıyor. Takım otobüsü dönemiyor. Kim ne anlatıyor? Bir stat yapacağız diye bu kent katliamını yapmamak gerekir. Yani şunu da söyleyeyim. Ne yazık ki bunu da çekiyorsun. Taraftarlarımızdan tek bir şey istiyorum. Tezahüratlarınız harika. Dayanışmanız, arkadaşlarınız harika. Evinize bira şişesini alıp da içmeniz de güzel. İçene saygı duyuyorum. İçmeyene de yani helal olsun diyorum. Çünkü müsabakaya gitmek, eskiden abilerimiz, babalarımız maça giderken ellerinde bira şişeleriyle gitmezdi. Öyle bir şey yoktu. Otururlar, içerlerdi Tilla'da. Ondan sonra kalkarlar, maça giderler. Tamam mı? Elinde bira şişesiyle gidip de o biranın hararetiyle tuvalet arayıp da yani şuralara tuvalet yapacaklar da, tamam mı? Ben bunu yaşadım. Basketbol maçında yaşadım ben bunu. Bir tane kadın baygınlık geçirdi. Ne yapacağız abla, kızına mı sündük dedi. İçiyoruz dedi. Affedersiniz. Bunlar da var içimizde. Getireceksin sen şu apartmanların arasında, küfür kültürünü arttıracaksın. Küfür kültürünü arttıracaksın. Burada stat mutat olmaz kardeşim. Doğruda yeri de doğru değil. Kulübede hiçbir geliri olmaz. Şimdi diyeceksin ki başkan ne olmalı? Ne olmalı? Kulübün geleceğini düşünerek söyledim. 4 yıl önce söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Kulüpler ancak ve ancak sportif altyapıyla kalkınmış. Altyapıda hem gelir elde edersin hem de sporcu kazandırırsın. Bugün Karşıyaka'nın yapması gereken iş sporcu kazandırmaktır. Bakın bugün takım kime düşüyor ya. Helal olsun. O çocukların alnından öpüyorum. Hepsi Karşıyakalı. Formalarını sonuna kadar terletiyorlar çocuklar. Bu da küçükten yetişti. Tamam mı? Terletiyorlar o çocuklar. Niye? Burada yetiştiler. Sportif başarı altyapıdan gelir. Başka hiç yerden gelmiş. İşte ikisi de altyapıdan yetişti. Dedim ki, nerede antrenmana gittiniz Ayşegül?
Burada. Ya ya. Şimdi nerede gidiyorsun Ayşegül? Arenadan. Ya. Vermesem arenayı ne yapacaksın? Arenadayım. Mustafa Kemal Atatürk'e gidiyorsun. Vermesem ne yapacaksın? Gidemeyeceksin. Dedim ki tenis kortlarını yıktılar. Burada. Tenisçiler belediyeye geldi. Başkanım tenis kortumuz yok. Kurs veremiyoruz, çocuklar yok. Hay hay. Gittim Mavişehir'in orada bir tane tenis kortunu yaptım, bunlara verdim, alıp kullanıyorlar. Basketbol sahasının burada, spor salonunu yırttılar. Geldiler kapıya dayanlar, başkan ne yapacağız? Yırttırmasaydınız kardeşim dedim, yapılacağında yıkılsaydı bari. Mavişehir'de Mustafa Kemal Atatürk spor salonunda dedim, çocuklar gitsin orada yapsın. Zühtü Işıl spor salonunu yaptım. Yerde. Tamam mı? Sonra orada bir tartan pis var, insanlar koşuyor. İlk öğretimdeki çocuklarımız gidiyorlardı orada müsabakaya hazırlanıyorlardı. Bir de futbol sahamız vardı. Gençler de orada oynuyordu. Ben oraya bir proje çizdim. Döndüm hükümete dedim ki ey statistikler, onlar tahmin ediyor. Burası 7-24 yaşayan alan olmalı. Sen sahası olmalı. Çünkü lokasyon çok iyi. Yürüme mesafesinde herkes gelir. 15'te bir maç seyretmeyi yürüyüp de geleceğim diye kimse yapmasın bunu. Oraya U13, U19 takımlarının gidip de Foça'da, Ulucak'ta, orada burada maç yapmasınlar. Maçlarını ona göre düzenleyip 2000 kişilik portatif türbünlü bir saha yapın. Çocuklara da deyin ki aslanların, koçların, atalarınız burada kurdu kulübü sizin. Hadi bakalım deyin. Ver gazı. Bir tane de ağaç dikte ki Mustafa Kemal Atatürk bunun altında kahve içmiş. Bir tane tahta masa koyuyor. Kahve fincanı. Ver gazı gitsin çocuk. Atatürk aşkıyla karşı takımı yesin. Sen kovakçığa yedirttiremezsin onun için. Ama anlamaz çünkü. Ama o çocuk anlar. Burada yetişsin o çocuk. Sonra spor salonunu revize et, altyapı burada çalışsın. Aileler çocuklarını çok rahat getirirler buraya. Tenis kortlarını revize et, tenis kortları burada olsun. Kulüp binası burada olsun. Bitmedi. Bakın bir tane yüzme havuzu yaptım ben. Biliyorsunuz değil mi? Yüzme havuzu yaptım. İzmir'in en modern yüzme havuzu. Kapalı yüzme havuzu. 28 derece su sıcaklığıyla engellisi herkesin kullandığı bir havuz. Şimdi yetmedi, pek yeniden istiyorlar. Şimdi bir tane daha yüzme havuzu yapma projesi çıkarttım. Bu Mavişehir bölgesinde bir yer buldum. Aqua Park yapacağım. Kaydıraklı, kuyduraklı falan böyle. Bulacağım, bir yer bulacağım orada. Buraya değil, buraya olmaz. Bir ihtiyaç var çünkü. Dedim ki bu alanla ilgili devamında, ne dedim? U13, U19 futbol sahası. Spor salonu, voleybol, basketbol için, tenis kortları, dördüncüsü de buraya dedim bir kapalı yüzme havuzu yapın. Su topu takımı, yurttaşlar aboneliklerle, bir de fitness center, sporcular hani aletlerle de çalışıyor ya, aletler, voleybolcu, basketbolcu ve futbolcular için yüzme önemlidir. Bazen onlara yüzme, böyle bir tesis yaptım. Ben bunu istedim burada. Böyle bir kütleyi buraya koyup da nefessiz bırakıp insanların birbirimizle çıkacağı bir sahanın yapılmasını istemedim. Hala aynı durumdayım. Yakında da bir proje açıklayacağım. Stat projesi. Onu da söylemiş olayım. İlk gazeteci olarak sen artık televizyoncu olarak sen aldın bu haberi. Kimseden para istemiyorum. Ne hükümetten ne bir başkasından para istemiyorum. Para istemiyorum. Kaynağını ben yaratacağım. Sadece izin istiyorum. İlçe belediyesi bu projeyi hayata geçirebilir iznini istiyorum. Ama öyle bir proje ki işte ben karşıyakalıyım dedirten ve onun ne kadar haklı olduğunu, karşıyakalı olmanın ne kadar ayrıca ve haklı olduğunu bir kez daha gösterecek bir proje. Dünyada tek. Dünyada tek. Tamam mı? Siyasetçinin güzel konuşanı değil, söylediğini yapanı makbuldür.
Ben hem güzel konuşurum hem de söylediğimi yaparım. Kafaya ne taktıysan yaptım. Anası babası vermiyordu, alacağım dedim, aldım. Kızım doktor, oğlan doktor değil dediler. Tamam mı? Gittim doktora aldım, kafayı taktım çünkü. Anıtı yapamaz dediler, bir sürü çıktı, dedikodu yaptılar, paralarımız gibi bilmem ne. Yıkar yaparım, Türkiye'nin de en yüksek anıtı yaparım dedim. Al şuradan bakın, yaptım. Ben kafaya koydum, yaparım. Merak etme. Kolaylıklar diliyorum. Ya bayağı yarım saat konuştum.